Damar var mıydı? Damar olan kimdi lan? O karşı tarafta Fuat'ın yanında bir... Biraz açın. Bastan ileride soldaki çadırlar. Bir gün bastan. Hayırlı işler, kolay gelsin. Devam edelim. Hayırlı işler kardeşim. Devam edelim. Bereketli olsun. Fuat gibi. Beyefendi biraz geriye çıkar mısınız? Abi geri mi sağ? Evet. Biraz geriye. Sabahattin o biraz aşağıya. Tamam. Çerçevede bağlasana. Ön tarafı bir açın. Bana sen de geç. Ön tarafı bir açın. Geç öyle geç. Gel hemen. Çıkarımız değil. Biraz aşağı tuttum. Hayır başbakan. Gide. Tamam. Bak. Şöyle bir açın. Çeksene. Sen de tuttun. Karşına açın. Ben bağlıcına kaldım. Hoş bulduk. Şuraya gelin. Gel. Kolay gelsin. Abi. Fazla şeker geldi. Aldınız arkadaşlar. Sayın Başbakanımız, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Törenimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tercan Belediye Başkanımız Sayın Lokman Gültekin'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Tercan doğunun kalesidir. Mama Hatun'un bize yadigarıdır. Kaymakamımıza da hayırlı olsun diyoruz. Yeni görevi. Hazır mıyız? Yapılan Tercan'ımıza bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu duygularla açılışı yapıyoruz. Ya Allah, bismillah. Bu kadar mı alkış? Güçlü alkışlar. Sayın Başbakanım, müsaadenizle programın icrasına geçiyorum. Kıymetli misafirlerimiz da akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Kıymetli hayırseverlerimizin ailesini de buraya davet ediyoruz efendim. Onlar da lütfen sahneye davet ediyoruz. Kendileri buyursunlar. Evet, tamam mıyız?
Hazır mıyız? Kargın. Duymadım. Hazır mıyız? Hayırlı uğurlu olsun. Evet, çok büyük alkışlarınızla efendim. Ya Allah, bismillah. Bugün birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyacımız var. 20 yıldır alçak terör örgütlerine, FETÖ'ye, PKK'ya göz açtırmadık. Elhamdülillah. Bugün terör belası Türkiye'nin gündeminden çıktı mı? Çıktı. Bugün Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, Munzur'unda, Sansa'sında, Ali Boğazı'nda vatandaşlarımız göğsünü gele gele alnı açık bayrağıyla seyahat edebiliyor mu? Malını, davarını oralarda çıkarıp besleyebiliyor mu? İşte bu. Her köşesinde ocağınız tüterse, her köşesinde bayrağınız dalgalanırsa, işte o zaman vatan sizindir. Ecdadımıza bu toprakları bize emanet eden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Ve şehitlerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyoruz değerli kardeşlerim. Onlar sayesinde memleketimizde gönül rahatlığıyla, huzurla, güven içinde yaşıyoruz. Onlar gece gündüz demeden sınır boylarında, dağlarda, derelerde bizim için, bizim rahatımız için uyku uyumuyor. Ve büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun. 2023 çok önemli. 2023 sıradan bir yıl değil. Bir yüzyılı bize Cumhuriyeti emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu vatanı istilacılardan, sömürgecilerden kurtaran kurucu iradenin bıraktığı bu mirası 100 yıl bugünlere getirdi. Bir yüzyılı 2023'te geride bırakıyoruz. İkinci yüzyıla başlıyoruz. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunu unutmayalım. Sadece Türkiye'de değil, ta Güneydoğu Avrupa'dan Uzak Doğu Asya'ya uzanan medeniyetimizin asırlar boyu hüküm sürdüğü tarihi İpek yolu üzerindeki bütün bu medeniyetlerin yeni yüzyıl parlayan yıldızı olacaktır. Bunun için daha çok çalışacağız. Daha çok birbirimize kenetleneceğiz. Kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız değerli kardeşlerim.